So our final panelist, our final speaker, is Hanım Engizek, a Kurdish human rights and women's activist. She was imprisoned for many years in Turkey because of her political beliefs. She took part in women's media and worked with Kurdish women in Europe. She's a member of the Kurdish women's freedom movement in Europe, and she will be speaking about self-defense, deconstructing how the society is left defenseless. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben de öncelikle bizleri burada buluşturan yine Yeceşe şahsından, Zeynep Cüdi arkadaş şahsından, Yeceşe'yi pardon, bizimle buluşturan, bu konferansı organize eden, emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Ama bu arada tabii çeviri yapan arkadaşlar da unutmayalım, gün boyu çeviri yaptılar ve daha da devam edecekler. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sunuma başlamadan önce bir parantezle kendi şu anda içinde bulunduğum durumu kısaca ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye ve Kürdistan cezaevlerinde çok sayıda tutuklu süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinde bulunuyor. Ve özellikle Şafran cezaevinde bulunan 59 tutuklunun, 59. günde olan 10 tutuklunun durumunun kritik olduğunu belirterek onların taleplerinden olan özellikle AKP faşizmine karşı gelişen tüm yönelimleri göz önünde bulundurarak yine bu konferansta görüş ve düşünceleri ifade edilen, yine tartışılacak olan İmralı cezaevinde 17 yıldır bulunan, özel bir tutuklu olarak bulunan Sayın Abdullah Öcalan'la özellikle koşullarını gündeme getirdikleri bir süresiz dönüşümsüz açlık grevidir bu. Bu açlık grevini desteklemek, gündeme getirmek, özellikle Avrupa Konseyi'nin ve sahip olduğu kurumların kendi görevlerini yerine getirebilmesi, gündem oluşturmak, baskı yaratmak amaçlı 33 kişiden oluşan bir grup da Avrupa'da dün itibariyle süresiz dönüşümsüz bir açlık grevine başladı. Ben de onlardan biriyim. Aslında kural olarak eylemlerini terk etmemem gerekiyor. Fakat arkadaşlarımın da onayıyla burada sizlerle birlikte olmak istedim. Arkadaşlarımızın direnişini burada ifade edebilmek için, onlara güç katabilmek için burada olmak istedik. Bu yüzden tüm arkadaşlarım adına da sizleri saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Tanımı, biraz daha tarihsel gelişimi içerisinde öz savunmanın anlamı, özellikle bugünkü koşullar itibarıyla öz savunmanın toplumlar ve halklar için önemini ben biraz kısaca da olsa ifade etmek istiyorum. Hazırladığım sunuma da bağlı kalacak şekilde. Ulus devlet zihniyetinin yarattığı ve şu anda savunduğu İçinde yaşadığımız güncel gelişmelerle birlikte bir toplum gerçekliği mevcut, biliyorsunuz. Bu toplum gerçekliğinin alternatifi demokratik toplum modeli. Bunu Sayın Abdullah Öcalan da tüm görüşlerinde ifade ediyor ve bunun nasıl bir sistem olduğunu dile getiriyor. Kapitalist modernitenin topluma karşı yürüttüğü ideolojik temelli tüm saldırılar karşısında
demokratik toplumun da sahip olması gereken öz savunma ilkesidir. Tüm varlıkların dünyasında bir savunma mekanizması mevcut. Biyolojik olarak kendini savunma, her canlı varlıkta doğuştan var olan savunma güdülerince yerine getiriliyor. Çünkü sahip oldukları öz savunma sistemine dayanarak varoluş mümkün olur ve hayat devam eder. Bu durum tek hücreli canlıdan bugünkü çok gelişmiş olan canlı türüne kadar öyledir. Bunun gerek doğada gerek toplumsal olarak pek çok örneğini vermek mümkün ama en basit haliyle belki doğadan örnekler daha çarpıcı, daha görünür olabilir. Bu yüzden gül örnek vermek mümkün. Yine hayvanlardan kokarca çarpıcı bir örnek olabilir. Kokarca tehlike anında genelde böyle çevresine koku, kötü koku salan bir hayvan. Yine resimde de göreceksiniz. Yani bir kirpinin tehlike anında tüm oklarını dışarı fırlatması gibi. Belki kendi ülkelerimizde farklı farklı örnekler de vardır daha özgün olarak. Ama Kürdistan'da şilan çok güzel bir bitki. Mesela şilanın gül gibi dikenleri koparmak istediğinizde canınızı acıtır. Bu yüzden doğada her varlığın aslında mevcut var olan mekanizmasını bir savunma durumu söz konusu. Bu doğada böyleyken biraz da tabii insan ve insanla bağlantılı toplumsal yapılanmalarda öz savunma nedir? Yani bunu anlatmak istiyorum. İnsanın sahip olduğu doğadan daha biraz farklı olarak da zeka ve esneklik düzeyi yüksek bir varlık olarak yaşamını sürdürebilmesi için öz savunma sistemine ihtiyacı var. Hayatının ilk gününden itibaren hem doğaya karşı hem de kendi türünden kendisini korumak zorunda olması çok gönlü ve güçlü bir savunma ihtiyacını duyar. İnsanlığın ilk toplumsal örgütlenmeleri olan klan kabile örgütlenme evresinde komünal toplumlar kendi aralarında yaşadıkları çelişkilerin yanı sıra doğanın da mevcut olan ölümcül tehlikeleriyle karşı karşıya kalmışlardır ve öz savunmayı yaşamın her anı ve her mekanında birinci görev olarak saymışlardır. İnsanda var olan savunma biyolojik olduğu kadar toplumsaldır da. Sadece bireysel yani bir kişi olarak biyolojisine mevcut özelliklerden kaynaklı kendini koruma yanı ile beraber toplumsal bir de yanı vardır. Bu toplumsallık insandaki yarattığı anlam gücüdür. Anlam gücü öz bilincidir. Öz bilinci insanın kendi farkında olmasıdır. İnsandaki bu öz bilinç, anlam, kendi farkında olma yanı daha çok insanda gelişen metafizik dünyayla özdeşleşir. Ve biraz böyle biliriz bunu. Öz bilinç, toplumsallığın kolektif yaşam, üretim ve varoluşun dışında gelişmez. Aynı zamanda da tarihsel hafıza birikimi ve bunun aktarımını gerektirir. Tüm bunlar birey ve topluluğun öz savunma hakikatidir. Topluluğun en temel işlevi olan savunma, yaşamın sürdürülmesinin garantisidir ve topluluğun üyeleri tarafından ortak gerçekleştirilir. Her bireyin bu konuda görev ve sorumlulukları olmakla birlikte hep beraber yerine getirilen görev ve sorumluluklardır bunlar. Toplumsallığın gücü olarak öz savunma, emek verilmiş, anlamlandırılmış ve kimliklendirilmiş bir yaşamdır. Özünde ise sosyalleştirme, davranış, düşünce, dil, duygular kazandırmadır. Bu anlamda bireyin topluma katılımı ve toplumun birikimini kendisinde toplaması, bunu ifadeye kavuşturması, dinamiğin haline gelmesi bireyin öz savunması demektir. İçinde hakimiyet kurma ve sömürgeleştirme yoktur. Toplum doğa ilişkisinde ekolojik uyum sürmektedir. Tabii bunlar biraz daha sınırlı toplumların, devlet, zihniyet ve sisteminin bu yapılanmanın ortaya çıkmasından önceki süreç daha belirgin yaşanır.
Giderek artı ürün birikimi gelişme göstermiş, avcılığın gelişmesi erkeğin savaş gücünü de belirginleştirmiştir. Artı ürünün elde edilmesi, öz savunma gücünün de egemenlik, sömürü aracı haline dönüştürülmesini büyük rol oynar. Avcı kurnaz erkek ile gelişmeye başlayan saldırı, savunma araçları, yine aynı zamanda taktikleri, toplumun topyekün katıldığı ortak savunmanın yerine toplumdan kopan özel birlikler, kuvvetler diyebileceğimiz örgütlenmeleri geliştirerek bu gücün baskısı altında toplumsallığı dağılma sürecine sokmuştur. Bu süreçte toplum alt ve üst toplum olarak ikiye bölünür. Burada hemen belirtmemiz gereken en önemli noktalardan biri öz savunma, üst ve alt toplumun oluşması konusunda özellikle bu gerçekliğin ideolojide ortaya çıkartılması ya da yaratılmasıdır. Bu konuda ziguratlar tanımı ya da bilgisi mevcut. Özellikle zigurat merkezli üst toplumun kent merkezde oluşan devleti, doğal toplumun tüm değerlerini yerle bir ederek bu ideolojiyi bu merkezlerde geliştirdiğini bir kez daha ben kendi açımdan da belirtmeyi uygun buluyorum. Öz savunma konusuyla bağlantılı olarak. Şimdi buradan özellikle sınıflaşmanın ortaya çıkışı, sömürünün ortaya çıkışı, saldırı, cinsiyetçiliğin ortaya çıkışı, eşitsizliğin ortaya çıkışı, alt ve üst toplumun öz savunma anlayışlarının farklılaşmasına temel bir rol oynar. Yine en temel çelişki olarak cins çelişkisi konusunda kadının tarihte bu noktada var olan kaybedişi çok çarpıcıdır. Kadının toplumsal gücünü yitirmeye başlaması, öz savunmasını yitirmeye başlaması bu döneme denk gelir. Özellikle belirttiğimiz nedenlerden de kaynaklı bu süreci kadının öz savunmasız bırakılmaya başlandığı bir süreç olarak ifade etmek sanırız yanlış olmaz. Bu süreç acaba çok mu kolay gelişti, çok mu rahat oldu kadın açısından değil, tahminler ya da var olan mitolojik araştırmalar, incelemeler şu kanının güçlü olduğunu gösteriyor. Kadın aslında çok kolay öz savunmasız bırakılmadı. Bunun karşısında erkekle mücadele etti. Çarpıcı örnekleri var fakat veri olarak kabul edersek özellikle hükümdarların, kralların ya da öncesi toplu mezarlarda kadın kemiklerinin bulunması, çok sayıda kadının kemiklerinin bulunması bir veri olarak kabul edilebilir. Merkezi egemenlikli uygarlık tarihi, savaşların, yıkımların tarihi olarak bir devletin yıkılıp yerine başka bir devletin geliştirildiği ama özünde aslında iktidarın korunmaya çalışıldığı savaşların tarihidir. Bu süreç içerisinde demokratik toplumlar ve özgür bireyler sınıflı uygarlık döneminde kendilerini koruma sorunuyla da karşı karşıya kalmış. Dolayısıyla öz savunma sorunları toplumlar açısından temel bir çelişki olarak devam etmeye giderek daha da derinleşmeye başlamıştır. Bu tarihsel gelişim seri içerisinde iki ayrı güvenlik ve öz savunma anlayışı ortaya çıkıyor. Birincisi, üst toplumun güvenlik anlayışı olarak ifade ettiği egemen merkezi zihniyetin geliştiği savunma savaş anlayışı. Diğeri ise toplumların sürekli ihtiyaç duyduğu örgütlenme, bir araya gelme, kendini savunma ihtiyacı. Devlet sistemine ait olan güvenlik anlayışı ile bu belirttiğimiz toplumlara ait olan öz savunma ihtiyacı
tarih boyunca sürekli çelişki ve çatışma içerisinde günümüze kadar gelmiştir. Tarihin oldukça kanlı savaşlarıyla bilinen köleci ya da merkezi imparatorlukların hakim olduğu coğrafyalarda ezilenler toplumsal değerleriyle büyük bir direnç içerisinde öz savunma durumlarını geliştirmişlerdir. Farklılıkların kendilerini özgürce ifade edebildiği öz savunma sistemi içerisinde demokratik toplum güçlerinin tarih boyunca bu temelde geliştirdikleri mücadeleleri devletçi toplum yasalarını devlet iktidar merkezli sistemi de değiştirme, dönüştürme gücünü gösterebilmiştir. Fransız devrimi ile birlikte yeni bir devlet modeli ortaya çıkarken toplumlara ve tüm direniş odaklarına karşı merkeziyetçilik daha fazla dayatılmıştır. Öz savunma konusunda özellikle ayrışan üst toplumun dayattığı öz savunma konusunda bu dönem, ulus devletin oluştuğu bu dönem toplumlar açısından oldukça belirleyicidir. Çünkü tek millet, tek devlet, tek zihniyetin toplumlara dayatıldığı, aynı zamanda bununla bağlantılı bir güvenlik anlayışı toplumları daha çok zora koymuş, daha çok katliamlar, soykırımlar yaşanmasına neden olmuştur. Yaşadığımız iki dünya savaşı bunun çok çarpıcı örneklerini ifade eder. Bu dünya savaşlarında kaybettiğimiz insanlar, çekilen acılar, yerle bir edilen şehirler çok belirgindir. Çok ayrıntıya da gerek kalmadan bunu böyle geçebilirim. Sınıfsal ve ulusal temelli olarak demokratik toplum değerlerini savunan büyük gelişme ve direnişlerin de aslında bu dünya savaşları sürecinde toplumlara dayatılan bu savaşlar karşısında geliştiğini söylemek mümkün. Özellikle sınıfsal ve ulusal çelişkiler üzerinden gelişen mücadele örnekleri herkesçe bilinir ve günümüz mücadelesi açısından önemli bir dayanak noktasıdır da. Sonuç olarak bünyesinde farklılıkları taşıyan ulus ve toplumsal yapılar anayasal haklar açısından koruma altına alınmış, doğal hakları için mücadeleleri meşruiyet kazanmış, aynı zamanda bu süreçle birlikte ulus devletin tekçi yapısı darbe almaya başlamıştır. Özellikle yaşanan bu toplumsal mücadeleler sonucunda. Ulus devlet yapılanmasının toplumsal güç üzerinden yaşattığı soykırım, bize devleti esas alan hiçbir gücün toplumun öz savunmasını gerçekleştiremeyeceğini göstermiştir. Devlet hiçbir şekilde toplum açısından bir savunma ve güvenlik mekanizması olarak ele alınamayacağı gibi, toplumların geliştirdiği öz savunmayı da sadece silahlı güçlerin devlet güçlerine karşı çıkması olarak değerlendirmek de doğru değildir. Bu algı terör, terörizm algısı ile devletlerin toplum üzerindeki saldırıların gerekçesi haline de getirilebilmektedir. Meşru savunmayla bağlantılı sunumun diğer bölümünde bu konuya tekrar döneceğim. Bir toplum için öz savunmayı ifade etmek istersem, özellikle sömürgeciliğin dayattığı her türlü kültürel, fiziki saldırıya karşı kendisini var etme, istenç, irade ve bu uğurda içerisine girmiş olduğu örgütlenme mücadelesidir diyebilirim. Kapitalist modernitenin toplumlara karşı geliştirdiği siyasal soykırım politikalarına karşı mücadele etmek ve toplumun güvenliğinin teminatı tüm yaşamsal alanlarda meclisler, komünler, kooperatifler, eğitim ve sağlık örgütlenmeleri, ekonomi işletmeleri gibi kendi öz örgütlenmelerini yaratmasıdır. Öz savunma sadece sömürgeciliğin geliştirdiği açık fiziki saldırılara karşı geliştirilmez. Öz savunması engellenen toplum her türlü istismara, köleliğe ve kendisine yabancılaşmaya açıktır. Tarih boyunca
cinsiyetçilik, milliyetçilik ve dincilik ideolojileriyle hakimiyet alanını geliştiren iktidar çevreleri, toplumları asimilasyon sürecinden geçirerek öz savunmasız bırakmayı hedeflemişlerdir. Öz savunmasız toplumlar, sermaye ve iktidar çevreleri tarafından teslim alınmış olan toplumlardır. Tüm saldırılar karşısında toplum ya eriyip yok olacak ya da öz savunmasını geliştirip varlığını ortaya koyacaktır. Ayakta kalmak bir toplum için özgürlüğünü sağlamak, ahlaki ve politik olarak kendisi olmakta ısrar etmek ve öz savunma imkan olanak ve yaratmış olduğu kurumlaşma ile kendi varlığını koruyarak kaderini ilgilendiren kararları alma gücüne sahip olmasından geçer. Buna karşı kendi içinde toplumsallığın öz anlam gücünü geliştirerek bilinçlenen, örgütlenen, eylemler geliştiren, bu düzeyde daha da saldırı ve baskı karşısında dozajını yükselten, kendi öz gücüne dayanarak gelişen iradi güç olabilmiş toplumlar ancak ayakta kalabilirler. Diğerleri öz savunmasız oldukları için yok olup gitmekle karşı karşıya kalır. Yine toplumun kendi asli işi olan politikayı yapabilmesi için kuracağı meclisler, konseyler, kongreler gibi temel toplumsal örgütlenmeler birer öz savunma merkezidir. Demokratik bir toplum için öz savunmanın anlamı siyasetin iktidar ve çıkar gruplarının elinden çıkarak topluma mal edilmesiyle mümkündür. Demokratik siyasetin felsefenin yaşamsallaşacağı, ete kemiğe bürüneceği sahadır. Bununla birlikte siyasal partiler, sivil toplum örgütleri gibi geliştirilen tüm örgütlenmeler, yine onlarca geliştirilen referandum, boykot gibi yöntemlerle sivil itaatsizlik eylemleri türünden mücadele biçimleri öz savunma çerçevesi içindedir. Meşru savunmaya geri tekrar döneceğim dediğim konuya gelecek olursam, bu konuda kapitalist modernite dünyasının toplumlar üzerindeki her türlü saldırıları, askeri örgütlenmeleri ve tekniğiyle savaşlar göz önüne alındığında, toplumun sadece sivil örgütlenmeler ile güvenliğini sağlayabilmesi mümkün değildir. Toplumu korumak için ihtiyaç durumunda askeri örgütlenmelere gidilmesi de meşru bir haktır. Bu durumda askeri örgütlenme toplum yaşamının korunması ve yeniden örgütlenmesine hizmet ettiği için salt askeri bir örgütlenme olarak da görülemez. Toplumun hizmetindeki askeri güçlerin işlevi temel öz savunma güçleri olarak demokratik toplum mücadelesinin hızlandırılması ve korunmasında rol oynamasıdır. Öz yönetimine dayalı savunma güçlerini ortaya çıkartan toplumlar, özgürlüğü yaşama imkanına sahip olmuşlardır. Bu da bir toplumun kendisini yeniden gerçekleştirmesi, öz kimliğine kavuşmasıdır. Bundan dolayı örgütlenmek zorunda kalınan güvenlik birimleri kendi başına bağımsız değil, toplumsal alanın denetim altında olmak zorundadırlar. Bu konuda tarihte örnekler vardır. Özellikle Orta Doğu'da devlet örgütlenmesi öncesi klan ve kabilelerin bir araya gelerek oluşturmuş oldukları konfederal örgütlenme sisteminde meşru savunma sistemi, yani oluşturulan askeri güç kendi başına karar almaz fakat meclisin aldığı karar gereği ya savaşır ya da barışır. Yine bu konuda 18, yine öncesi 17. yüzyılda diyelim, Fransız devrimi, komünler süreci, bunu da katarak söylüyorum. Bu dönemde oluşturulan konfederal yapılanmalar da aynı özelliği taşırlar. Hem meşru savunma sistemleri mevcuttur,
hem de meşru savunma sistemi oluşturulmuş olan toplumsal iradenin ifadesi meclislere bağlı olarak, karar mekanizmasına bağlı olarak kendilerini savunur, örgütlenmelerini öyle korurlar. Demokratik toplumun öz savunma alanlarını da belirterek sunumumu tamamlamak istiyorum. Bir insanlık suçu olan soykırım ve topluma karşı geliştirilen her türlü saldırıyı önlemenin tek yolu, toplumun kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlayacak öz savunma örgütlenmesini yaratmasıdır. Ulaştıkları düzeyde sahip oldukları kurumlar aracılığıyla sürekleştirerek geliştirme imkanları bulurlar. Bu kurumlaşma açısından ise öncelikli olarak toplumun bilinçlendirme çalışmalarını amaçlayan akademiler gelmektedir. Dil ve kültürler açısından bir toplumun kendi öz savunmasını gerçekleştirmesi hayatıdır. Fiziki olarak yok edilebilir bir toplum, soykırımdan geçirilebilir. Fakat kültürel varlığı ortadan kaldırmak zamana yayılmış bir sömürüyle gerçekleştirilebilir. Bugünün dünyasında zamana yaydırılmış politikaların sonuç aldığını görmek de mümkündür. Örnekleri de mevcuttur. Şu anda içinde yaşadığımız yüzyılın sonunda mevcut olan, şu anda yaşayan 6700 dilin yok olacağı konusunda görüşler, tespitler, araştırmalar mevcut. Yani bu da şu anlama geliyor ki her haftada bir dil maalesef kültürüyle birlikte yok oluyor. Kültürel soykırıma karşı tüm varlıkların kendi özgünlükleriyle kendilerini örgütlemeleri ve soykırımcı egemen kültüre karşı geliştirilen tüm mücadele biçimleri öz savunma kapsamına girer. Öz savunma konusunda özellikle demokrasi ilkesi açısından politik ve ahlaki olarak kendisini yapılandıramayan bir toplulukta katılım ve oluşum gerçekleşemez. Burada ifade edilen katılım demokrasidir. Bireyin hangi biçim, tarzda, hangi düşüncelerle topluma katılacağı, toplumun da bireyi bu konularda bağladığı yönlerdir. Yine toplumda gerçekleştirilecek olan öz savunma alanlarından, en temel olanlarından bir tanesi ekonomi alanıdır. Şu anda kapitalist modernitenin topluma ekonomik olarak dayattığı politikalar giderek yoksullaştırma, giderek işsizleştirme, giderek evsiz barksız bırakma, çürütme çok belirgin ve açık bir durumda yaşanmaktadır. Bunun karşısında bu durumlar göz önüne alınarak toplumların içerisine gireceği ekonomik alandaki örgütlenmeler, özellikle ortaklaşmacı, dayanışmacı ilkelerini kendi içerisinde barındıran kooperatiflerin oluşturulması, toplumun ekonomik anlamda geliştireceği öz savunma iki alanlarından biridir. Yine toplum içerisinde geliştirilecek öz savunma alanlarının başında kadınların örgütlenmesi gelmektedir. Erkek egemenlikli sistemin ve onun temsilcisi olan erkeğin saldırıları karşısında kadınlar için geliştirilecek olan özel alanlar olmazsa olmaz kabilindedir. Kadın şahsında en çok da toplum ezilen ve baskı altına alınan durumdadır. Bu yüzden kadının öz savunma ihtiyacı toplumun da geleceğini ve varlığını sürdürme tehlikesinin düzeyini göstermektedir. Ataerkil sistem altında her türlü hakları gasp edilen kadınlar ancak kendi öz savunma mekanizmalarını oluşturarak maruz bırakıldıkları aşağılanma, taciz, tecavüz ve kırım politikalarını aşabilirler. Bugün hangi coğrafyada olursa olsun kendi öz örgütlenmeleri ve kurumlaşmalarını yaratmaları, hayatın her alanında kendilerine yer açmaları ve ihtiyaç durumunda
tıpkı Kürdistan kadınının özgün askeri örgütlenmesi olan Yejastar, Rojava'daki Yejeşe ve Yebeşe ve Şengal'deki Yejeşe özgün kadın askeri güçlerini yaratmaları gibi örgütlenmelidirler. Tabii bu sadece meşru savunma alanındaki örgütlenme değil, aynı zamanda toplumsal alan örgütlenmesi için de söz konusu olan bir durumdur. Ve bunun deneyimleri şu anda Rojava'da, Şengal'de, Kuzey Kürdistan'da yaşanmaktadır. Bu sadece Kürt kadını ve Kürdistan açısından değil, aynı zamanda dünyada da örnekleri mevcut. En belirgin olanından Hindistan'dan bahsetmek mümkün. Hindistan'da geliştirilen örnekler çarpıcı. Taciz ve tecavüzün ya da aile içi her türlü soruna karşı geliştirilen öz savunma mekanizmalarından halk mahkemeleri ve öz savunma birliklerinin oluşturulmasından bahsedilebilir. Bugün Orta Doğu'da insanlığın başına bela edilen DAEŞ çetelerine karşı verilen mücadele ve zafer, başta Kürt halkının ve Orta Doğu halklarının kültür ve farklı inançlara sahip tüm toplum kesimlerinin öz savunma sisteminin başarılı örneğidir. Bu mücadele içerisinde başta kadınların yaratmış olduğu direniş ve öncülük destansıdır. Rojava, Demokratik Suriye yapılanması, Şengal, en başta da Kobani örnekleri göstermiştir ki Sayın Abdullah Öcalan'ın 17 yıldır tutuklu bulunduğu İmralı Özel Tıp Cezaevinde geliştirmiş olduğu demokratik uygarlık tarihi çizgisi temelinde demokratik toplum öz savunma ilkesiyle gerçekleştirilebilir. Bitirirken öz savunma mücadelesi içerisinde hayatını kaybeden, kahramanca direnen tüm direnişçileri saygıyla anıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.